kuzu etimizi lezzetlendirelim. Bu arada tenceremizin altını da açıyoruz ısınması için. Biraz tuz. Her iki tarafına da koyuyorum. Kemikli olarak kullanabilirsiniz kuzu etini. Ve biraz da karabiber. Yine diğer tarafına da aynı şekilde karabiber koyuyorum. Şimdi bir miktar tereyağı ekleyelim tenceremize. Kuru soğanımı da hazırlıyorum hemen. Soğanımızı zardan biraz daha büyük, kuşbaşıdan biraz daha küçük küp şeklinde doğruyoruz. Şimdi tereyağımız erimeye başladı. Şöyle gezdirelim. Maşamızı da alıyoruz yanımıza. Şimdi kuzu etini de tencerenin içerisine koyuyorum. Kapağımı kapatıyorum. Yaklaşık 1-2 dakika bir tarafını, 1-2 dakikada diğer tarafını pişirerek yemeğimi hazırlamaya devam ediyorum. Kuzu etimi şimdi diğer tarafını da çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Bu sırada diğer malzemelerimizi de eklemeye başlayabiliriz. Eriğimizi ekleyelim. Kuru soğan. Tarçın. Bir parça daha tereyağı koyacağım üzerine. Şimdi biraz daha tuz gezdiriyorum. Ve karabiber. Şimdi suyumuzu da ekleyelim üzerine. Suyunu da ekledikten sonra şimdi kapağımı kapatıyorum. Ortalama 70 dakika ile 75 dakika arasında pişirdikten sonra yemeğimi servise sunacağım. Kuzu etim güzelce pişti. Kuzu etini bu şekilde tabağa alıyorum ve kenarlarına da şimdi pişmiş olan eriklerden koyacağım. Ve biraz da şimdi sosundan koyacağım üzerine etin özellikle. Bir iki tane taze biberiye. Ve biraz da taze kekik. Taze kekik de çok güzel yakışacaktır.